Benim kendi kanımdan, canımdan olan insanları bana karşı kışkırttı bacım. Benim öz hakiki hala oğlum hali hazırda selamı sabah kesti. Niye? Antipatik oğlunu entrika yapacağım diye tehlikeye atmışım. Düşün öyle bir yılan bu kadın. Vah vah! Anan gelir, baban gelir, kardeşin gelir. Ne diyor bu duruma? Babamın haberi yok. Abim zaten saftaroz. Bakma yarın öbür gün bir paçoz buna atar çengeli. Bir postada onunla uğraşırız. Allah korusun. Ben şimdi daha stratejik gideceğim. Amerika gibi bakacağım olaya. Anlatabiliyor muyum? Yok. Şöyle canım. Böl ve yönet. Bu kadının iş yerinde arkadaşı öteki Esmer deli bir kara var. Kankası. Bu ondan alıyor gücü ben anladım. Esmer'in acık kafasına girip kendi tarafıma çektim mi bu lavu çökerttirim. Projemin kısaltılmış adı da BOP. Büyük Orta Doğu Projesi. Hayır, böl o paçozları. Vallahi neokon gibi kızsın Nureyya. İş demişken anan gelirin, baban gelirin, kardeşin gelirin, işi gücü falan nasıl gidiyor? Ben takip ediyorum. Müziği sırtlayıp götüren sensin. Diğer oyuncular var ya sana dua etsinler. Sayende ekmek yiyorlar. Teşekkürler ama yok ben her zaman ekip çalışmasına inanırım. Bacım bırak, zahter olmasa ne seyredeceğiz biz? Sen ufak bir rolü alıp devleştirmişsin. Yani benim performansımda daha keyifli bir imge kazandığını yatsıyamam. Değil mi? Düşün mesela bir de Deniz'in zahter oynadığını. Kız geç karşısına ağla. Yok canım. Deniz de görevini elinden geldiği kadar yapmaya çalışırdı. Bir de düşün başrolü senin oynadığını. Of başyapıt. Ama sen herhalde tiyatroya ağırlık vereceğim diye başrolü istemedin. O şekilde mi oldu? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir baktık. Deniz diye o an sette bulunan bir kızcağız başrolü almış. Biz de kanter içinde uyanmışız. Aa, beş dakikada Beşiktaş. Hayır ben varım orada. Oha! Hiç mi aklına gelmiyor ey yapımcı? Ey yapımcı! Deniz kim? Ne oynamış daha önce? Seksek mi? Üç taş mı? Dağarcığı ne? Biriktirmişliği ne? Ne birikmiş olacak kız? Meseleye kurşun atıyormuş o zaman. Yalnız senin yüzündeki şu egzotik güzellik var ya, yakın çekimlerde başrolün tozunu attırdın. Şöyle ki Deniz'de bir ablaklık var. Bir at suratı. Hani kişle değil kişleyecek. Ben her an hazırlıklıyım. İnan kişlese hiç şaşırmam. Böyle ne bileyim ağzında burnunda öyle değişik bir şey var ki insanın ağzını burnu kırası geliyor. Ha, ilginç yani. Hoş esasında ben gözlerini falan beğenirim ama seninki bambaşka tabii. Siz niye buluşmak istemiştiniz? Arada görüşelim diyerekten. Vesile? Kim o? O da gelsin. Canım, ben bir vakıf yemeğinde konuşma yapacağım da çok hızlı konuşuyorsun, anlaşılmıyor falan dediler. Hani sen bir usta olarak bana ders verir misin? Şöyle yap, böyle yap diyerekten. Ders mi? Hocalık ha? Hay Allah, benim de biraz konuşmaya ihtiyacım vardı ama neyse kısmet. Ne moralim bozuk olacak kız? Kim bozabilir benim moralimi? Ağzını burnunu dağıtırım ben onun. Olduğu araştırırız. Bir insan evladı, bir insan evladını bu kadar ezmez. Anlıyorum ya. Ben doğuştan hızlı konuşan bir insanım. Allah böyle yaratmış. Senin ağzın çepçik, senin ağzın yapısı bozuk. Senin ağzın insan ağzı değil, pelikan ağzı denmez. Bu olmaz. Ah bah, işte tabii. Ay yoruyor. Sen konuş. Sen desene. Nurhat artık ders almayacak desene. Annesi izin vermiyormuş, babası para vermiyormuş, sağlığı el vermiyormuş desene. Tamam Deniz canım. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah Allah, ne oluyor ya bugün böyle?